Efendim mutlu akşamlar, işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine her zaman olduğu gibi dop dolu bir bültenle, beyaz ana haberle geldik karşınıza. Sizler de eğer yeninizi aldıysanız başlayalım diyelim. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşen aslında biraz gergin de geçen o belediye başkanları toplantısından gazetelere yansıyan yeni bazı iddialar var. Sözcü gazetesinin haberine göre toplantının sonunda söz alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim. Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım." sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu ayrıca Hürriyet gazetesi yazarlarının sorularını da yanıtladı. Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim. Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı? Sözcü gazetesinin haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısında seçim sonuçlarını bu sözlerle değerlendirdi. Gazetenin haberine göre Kılıçdaroğlu toplantının sonunda söz aldı. Aile içinde konuşalım diyen CHP lideri, parti içindeki değişim tartışmalarını da değerlendirdi. Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP'nin ilkelerine bağlı, partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım. Kurultayda ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Ortada bir kayıp var ama hepten başarısızlık saymak doğru değil. Kemal Kılıçdaroğlu Hürriyet gazetesi yazarlarının sorularını da yanıtladı. Kılıçdaroğlu, dünyanın hiçbir yerinde 10 kez üst üste yenilgi almış teknik direktör 11. maça çıkmaz. İstifa çağrılarına ne diyorsunuz sorusuna yanıt verdi. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor teknik direktörü olarak birinin diğerini yenmesini sağlamaya çalışmıyorum. Tam tersine taraftarları birleştirmeye çalışıyorum. Rakip taraftarların el ele tutuşmasını, helalleşmesini, derbileri el ele izlemesini sağlamaya çalışıyorum. 10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder. Etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kızgın olmadığını da söyledi. İstanbul için aday arayışımız yok dedi. Sayın İmamoğlu'na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gösterdiği performanstan çok mutluyum. Gurur duyuyorum. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur. Adayımız Sayın İmamoğlu'dur. Sayın İmamoğlu'nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzeri çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum. Komşu, yani Yunanistan'da da yangın kabusu var efendim. O da büyüyor. Rodos Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangın artık evlerin ve otellerin bulunduğu alana kadar ulaştı. Büyük bir tahliye operasyonu var. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü yaklaşık 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Tahliye devam ediyor. İşte şimdi de bölgeden gelen o çarpıcı görüntülere gelin biraz daha yakından bakalım. Bir yandan büyük bir tahliye operasyonu, bir yandan yangın söndürme çabaları. Yunanistan'ın Rodos Adası'nda alevlerin önüne geçilemiyor. Adada çıkan orman yangını 6. gününde rüzgar alevlerin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına yol açtı. Binlerce kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edildi. Kimileri de sahil güvenlik gemileri ve özel teknelerle plajlardan alınıp güvenli noktalara götürüldü. Okullar, stadyumlar, konferans salonları binlerce turist ve ada sakiniyle doldu. Alevler çok sayıda köye ulaştı. Laerma'da evleri ve bir kiliseyi sardı. Kyotari'de 3 otel yangında hasar gördü. Yangına helikopterlerle havadan müdahalenin yanı sıra 200'ü aşkın itfaiyeci de söndürme çalışmalarında görev alıyor. Sadece itfaiyeciler değil, ada halkı da alevleri söndürme telaşında. Çok sayıda gönüllü çalışmalara yardım ediyor. Ancak tablo parlak değil. İtfaiye yetkilileri hava koşulları nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceğini belirtiyor. Rodos, Yunanistan'ın en turistik adalarından. 100 bin nüfusa sahip ada geçen yıl 2,5 milyon turisti ağırlamıştı. Meteoroloji yetkilileri de Yunanistan'ın neredeyse yarısında sıcaklıkların 45 dereceye ulaşacağı uyarısında bulunuyor. Bu da daha fazla yangın riski demek. Bu hafta sonunun 50 yıldır Temmuz ayında yaşanan en sıcak hafta sonu olabileceği belirtiliyor.
Efendim, İstanbul sahilinde Arnavutköy'deki restoran iki kez mühürlenmesine rağmen müşteri kabul etmeye devam etti. İşletmenin yeni sahibi sigara içmek isteyenler için binanın dışına bir de iskele yaptırmıştı ama o iskele de ruhsatsızdı. İşte o gün o iskelenin üstünde 25 müşteri vardı. Ellerinde içkileri onlara yudumlayıp yanındakilerle sohbet ediyorlardı. Kendilerine bir anda boğazın serin sularında buldular. İskelenin çökme anı da bu şekilde yansıdı kameraya. İçkilerini yudumlarken bir anda suya gömüldüler. Eğlenceleri kabusa dönen grup boğazın serin sularında zor anlar yaşadı. Arnavutköy'deki restoran geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iki kez mühürlendi. Ancak el değiştiren işletmenin yeni sahipleri mührü söktü. Yeniden tadilat yapıldıktan sonra lüks mekan ruhsatsız olarak kapılarını müşterilere açtı. Mekanın dış tarafına da bir iskele inşa edildi. Sigara içmek isteyenler içkilerini de o dış mekanda yudumluyordu. O gün iskelenin üzerinde yaklaşık 25 müşteri vardı. Onların keyifli sohbetleri bir anda kabusa döndü. Hepsi çöken iskeleyle birlikte boğazın serin sularına gömüldü. Kimi suyun üstünde kalmak için çabaladı, kimi de restorana tırmanmaya çalıştı. Suya düşen 25 müşteriden 4'ü yaralandı. Lüks mekanda Aralık ayında yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Yine İstanbul'dayız ama bu sefer Kadıköy'deyiz. Çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan bir grup efendim bunlar. Dakikalarca şarkı söyleyip dans ettiler. Otobüsteki bazı yolcular bu duruma şaşırdı. Bazıları o eğlenceye eşlik etti. Koltukların üzerine çıkan, otobüsün içindeki o direkte dans eden grubun eğlencesi kameraya da işte böyle yansıdı. Çat diye çatlamak üzereyim, nefesimden tutup da düzeleyim, ortamı dolmuşum üzereyim. Ses bombasıyla şarkı açıp koltukların üstüne çıktılar. Yetmedi, İETT otobüsünün içinde direk dansı yaptılar. Çat diye çatlamak üzereyim, neresinden tutup da düzeleyim, ortamı dolmuşum üzereyim, kendime razım. Pendik Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsü gece saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Sevmeyelim de taşama dönelim. Gece saatlerinde otobüse binen bir grup ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etmeye başladı. Aman be hadi kalk oynaşalım kız, çak gidi çak gidi oynaşalım kız, azıcık alttan azıcık üstten hop gidi hop gidi oynatalım kız. Otobüsteki diğer yolcuları aldırış etmeyen grup, yolcuların düşmemesi için otobüse yerleştirilen tutamaçlarda direkt dansı bile yaptı. Yolculardan bazıları gruptakilere eşlik edip şarkı söylerken bir kısmı da onları hayret içinde seyretti. Koltukların üstünde dans ederek zıplamaya devam eden grup eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürürken ilginç anlar kameralara böyle yansıdı. Efendim, şimdi izleyeceğiniz haberin öznesi, evet, iki ayağı, iki kolu olan biri ama bize göre insan özellikleri çok taşımıyor. Çünkü bir insan genç bir kadını, bir insan bir insanı bu şekilde dövemez, bu şekilde davranamaz. İşte görüntüler geliyor Mersin'de bir giyim mağazasında. Dehşete düşüren darp olayı çünkü bu. 19 yaşındaki genç kız nişanlısı olduğu iddia edilen adam tarafından, bakın, öldüresiye darp edildi sayın seyirciler. Yere yatırıldı, tekmeler atıldı, yumruklar atıldı.
Genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. O cani ise yakalandı ve gözaltına alındı. Vahşi bir hayvan gibiydi. Genç kıza hiç acımadı. Başını defalarca tekmeleyip onu yerden yere vurdu. Kadına yönelik akıl almaz şiddetin adresi Şevket Sümer mahallesindeki bir giyim mağazası. Nişanlı olduğu öne sürülen çiftin arasında ne geçti bilinmiyor. Ama güvenlik kamerasına yansıyan görüntü insanlıktan çok uzak. 19 yaşındaki genç kız acımasızca döven saldırgan bir an olsun durmadı. Aldığı darbelere dayanamayan genç kız oturduğu sandalyeden yere düştü ancak saldırganın öfkesi dinmek bilmiyordu. Yere yatırıp öldüresiye dövdüğü nişanlısının başına defalarca tekme ve yumruk attı. Genç kızın kafasına son kez attığı o tekmeden sonra mağazayı terk etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alınırken, şikayet üzerine çalışma başlatan Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olaya müdahil oldu. Sevgili izleyenler, Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan Bakırköy'de bir trafik kazası geçirdi. Uzunhan polisleri beklediği esnada saldırıya uğradı. Emrecan'ın saldırıda aldığı yara nedeniyle sahalardan 6 aya uzak kalabileceği belirtiliyor. Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan'a böyle saldırdı, onu yaraladı. Kasları yırtılan 22 yaşındaki futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalabilir. Genç futbolcu Emrecan Bakırköy sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken zincirleme maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazayla ilgili tutanaklar hazırlanırken sürücülerden biri Uzunhan'la tartışmaya başladı. O tartışmanın ardından akaryakıt istasyonunda yanında genç bir kızla bekleyen genç oyuncu saldırıya uğradı. Bir süre sonra ikisi de yere düşüp orada boğuştu. Çevredekiler araya girince kavga sonlandı. Saldırgan istasyondan kaçarken Uzunhan gelen ambulansı hastaneye kaldırıldı. Genç stoperin darp sonucu kaslarında yırtılma meydana geldi. Bu yırtılma nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalabilir. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa süre içinde yakalandı ve gözaltına alındı. Zanlı, darp, hakaret ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi. Veli Günal, bel ağrısı şikayeti olan eşini Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi sayın seyirciler. Hastanede kontrolü yapılan kadın doktorunun tavsiyesi üzerine radyoloji servisine sevk edildi. Günal burada da görevli olan sağlık teknikeri Serhat İyici'ye başvurdu. İyici'nin öncelikli olarak randevulu hastaları aldığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı. İşte o tartışmanın sonucu efendim. Genç teknikerin elmacık kemiğinin kırılmasıyla sonuçlandı. Ya
Eşinin bel ağrısı için gittiği hastanede sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kırdı. Sonra odadan çıkıp böyle gitti. Randevulu hastalardan bir tanesini almak üzereyken acilden gelen bir hasta eşinin bel ağrısı olduğunu, bu nedenle acile başvurduğunu söyledi. Veli Günal, beli ağrıyan eşini Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Doktor MR çekilmesi gerektiğini söyleyince görevli sağlık teknikeri Serhat Yiğici'nin yanına geldi. Ben de rutin olarak randevulu, yani planlanmış hastaları alıyorum. Müsait bir ara olunca değerlendireceğim dedim. Hasta yakını bu sözlere öfkelendi, beklemek istemiyordu. Benim babamın cenazesi vardı, biz cenaze evinden kalktık geldik diye böyle bağırmaya çağırmaya başladı. Gerginlik sonrası bir anda tartışma çıktı. Randevulu yaşlı bir teyze hastamız vardı. Onu alacağım esnada birdenbire saldırdı. Arka arkaya yumruklar vurmaya çalıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle hasta yakını teknikere tekme tokat saldırdı. Gözümün önüne bir anda karardı. Gözlük vardı, gözümde fırladı. Kafamı aşağı doğru eğdiğimde tekmeyle vurmaya başladı. Aldığı darbelerden sonra Serhat sağlık teknikeri Yiğici'nin elmacık kemiği kırıldı. Çıktıktan sonra da dövdüm, rahatladım diye bağırarak gitmeye başladı. Saldırgan radyolojiden eşiyle birlikte çıkarken güvenlik görevlileri o tarafa doğru koşmaya başladı. Bana saldırdığında zaten orada beyaz kod için 111 tuşlarımız var. Onu aradım. Güvenlikçi arkadaşlar da geldiler zaten. O anlarda Yiğici de peşlerinden yanağını tutarak böyle gitmeye çalıştı. Maddi manevi şikayetçiyim hastadan. Çünkü hani bu tür insanlara hani canla başla sağlık hizmeti vermeye çalışırken bu şekilde muamele görmemiz çok haksızlık oluyor. Hasta eşi Günal sorgusunda elmacık kemiği kırılan sağlık görevlisi Serhat Yiğici'nin de kendisini darp ettiğini öne sürdü. Haberlerde gördükçe kınıyordum. Başıma geleceğini hiç düşünmedim. Bence bunların sağlık hakları geçici bir süre ellerinden alınmalı. İki taraf için de dava açıldı. Karar duruşmasında Veli Günal'a kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verilirken Serhat Yiğici'ye ise basit yaralama suçundan 2240 lira adli para cezası verildi. Sayın seyirciler, Türk Dil Kurumu yabancı kökenli kimi sözcüklerin yerine kullanılacak yeni Türkçe karşılıkları belirledi. Böylelikle dilimizin zenginliğini koruma ve dil bilincini arttırma aslında hedefleniyor. Biz de sokağa çıktık ve yeni sözcüklerin karşılıklarını halkımızın tahmin etmesini istedik. Gelen cevaplarsa oldukça ilginçti, bakın. First Lady'nin Türkçe karşılığı nedir sizce? Emine Erdoğan. Başmayan, çok kötü yani. Kullanılacağını zannetmiyorum. First Lady, Cumhurbaşkanı'nın eşi. Birinci hanım. Birinci hanım. Başbayan. İyiymiş. Oldukça zengin bir dile sahip olmamıza rağmen günlük hayatımızda yabancı kelimeleri çok sık kullanıyoruz. Hatta öyle ki Türkçe olarak bildiğimiz bazı kelimeler aslında Türkçe'ye yerleştirilmiş yabancı kelimeler bile olabiliyor. Aspiratörün Türkçe karşılığı nedir? Hava çekici falan mı? Emmeç. Emmeç. Evet, komikmiş. Aspiratör diye şey yapmıyor. Aspiratör deniyor Türkçemiz. Aslında o Türkçe bir kelime değil, yabancı bir kelime aspiratör. Ha, olabilir kızım. Hava çekimi mi? Yaklaştınız. Hava üfleme olabilir mi? Süper değil, ben Türkçe olarak biliyordum. O değil. Anne ya, anne mi? Sarma perde. Şaşırdık mı? Çok. Çekmeli olabilir mi? Çekmeli perde mi diyoruz? Aynen. Türk Dil Kurumu sık kullandığımız bazı yabancı sözcüklerin yeni Türkçe karşılığını belirledi. Ve aralarında oldukça ilginç karşılığı olan sözcükler de var. Petrolün Türkçe karşılığı nedir? Akaryakıt. Yer yağı. Doğal gaz mı? O zaman yer yağı. Yer yağı. Bence biraz manasız olmuş ama. Yer yağı. Bilmiyordum. Petrolün Türkçe karşılığı. Akaryakıt. Yer yağı. Yer yağı. Evet. Julian. İnce doğranmış mı? Gibi, şerit doğrama. Şerit doğrama. Yaklaştım. Evet. Smoothie'nin karşılığı sizce nedir? İçecek olabilir ya da taneli bir içecek gibi bir şey de olabilir. Bence de içecek. Karsanbaç. Karsanbaç. İlk defa duyuyorum. First Lady'nin Türkçe karşılığı nedir? Cumhurbaşkanının eşi. Yani ülkeyi yöneten kişinin eşi. Ne olabilir? Kerem, ne olabilir? Tahminin var mı? Başbayan. Ha, direkt düz mantık düşünsem daha olacakmış. First Lady'nin Türkçe karşılığı nedir? Hatun. Aspiratörün Türkçe karşılığı nedir? Hava değiştiricisi, hava akımı. Emmeç miymiş? Hava emici. Evet,
Yaklaştınız emmeç. 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 Bilemedim ya şu an. Emmeç. Çok iyi. Yaratıcı bu. SMS'in Türkçe karşılığı nedir? Mesaj. Yani biraz tuttu. Kısa bilgi. Kısa bilgi. Olmamış bence. Son olarak navigasyonun Türkçe karşılığı nedir? Yol haritası olabilir. Yaklaştık. Gösterge olabilir. Yol tarifi. Yol bul. Ya o da en yakın o şu an için. Efendim çeşitli yorumlar geliyordur. Evet, Türk Dil Kurumu'nun görevi budur efendim. Karşılıkları bulur ve halka sunar. Eğer halk kabul eder, sindirir, teveccüh gösterirse bunlara kullanır, göstermezse kullanmaz. Diyelim geçelim. Tatil bölgelerine akın etmeden önce güzelleşmek isteyen kadınlarımız güzellik merkezlerinde yoğunluk yaşatmaya başladılar. Talep patlaması yüzünden randevulu çalışmaya başlayan güzellik merkezlerinde sıra bulmak için bazen haftalarca beklemek dahi gerekiyor. Özellikle de o protez tırnaklar için efendim bir ay sıraya bile giren var. Daha kullanışlı oluyor, daha uzun süre gidiyor. Hem de daha güzel gözüktüğü için. Seçtiğim renkleri güzel bir şekilde kullanabiliyorum. Kalıcı ojeyi de şıklık ve zarafet benim için her zaman önemli olduğu için o yüzden tercih ediyorum. Avrupa'da hızla yayılan kalıcı oje ve tırnak estetiği kadınların vazgeçilmezi oldu. Tatilde bakımlı eller isteyen kadınlar seyahat etmeden önce protez tırnak yaptırmak için güzellik merkezlerinin yolunu tuttu. Jel tırnaklarla kalıcı ojeler suya dayanıklı ve uzun ömürlü olduğu için çok rağbet görüyor. Kadınlar tarafından protez tırnak, kalıcı oje neden bu kadar ilgi görülüyor? Kullanımı çok rahat olduğu için ve aynı zamanda artık çok daha bakımlı tırnaklar tercih ediliyor ve tırnak yiyenler için çözüm. Kalıcı oje 2-3 hafta arasında kalıyor. Protez tırnak ise 3 veya 4 hafta arasında kalıcılık gösteriyor. Yani günümüzde artık bayanlar kendi tırnaklarından sıkıldığı için daha uzun, daha şık görünmesini istiyor. Bir de tatil dönemindeyiz biliyorsunuz. Yoğunluk protezde daha fazla. Güzellik merkezlerinde yoğun ilgi nedeniyle randevu almak oldukça zor. Protez tırnak ve kalıcı oje için talep çok yoğun. Biz bir hafta 10 gün öncesinden randevu oluşturuyoruz. Önümüzdeki aylar dolu mesela yaz ayları. Ciddi bir yoğunluk var. Randevular çok yoğun olduğu için bir ay gibi bir süre bekledim. Yeni bulabildim. Ne yüksek maliyetler ne de randevu alabilmek için günlerce beklemek kadınları güzellik sevdasından vazgeçiremiyor. Çünkü kadınlar her daim bakımlı olmak isterler. Bu yüzden maliyeti onlar için problem olmuyor ve her yere şık, güzel, estetik tırnaklarla katılıyorlar. Daha kullanışlı oluyor, daha uzun süre gidiyor. Hem de daha güzel gözüktüğü için. Kullanımı çok uzun. İlk günkü gibi parlaklığını ve canlılığını yitirmiyor. Bir ay boyunca çok temiz tırnaklar ve hani ayda bir kere de yapıldığı için tercih ediliyor. Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. İşte moda ve lezzet festivali. Keçiören'de başkentlilerle buluştu festival. Pek çok firma ürün efendim Keçiören Kalaba Meydanı'nda alıcısını bekledi diyelim. Lezzet Sokağı'nda en lezzetli yiyecekler, canlı müzikler, çocuk oyun alanları ve daha fazlası vardı. Ve bu renkli festival bu gece 2'ye kadar da Ankaralıların hizmetinde olacak. Bizden söylemesi diyelim ve görüntüleri izleyelim. Festivalimizin katılımları çok yüksek, çok güzel bir etkileşim alıyor. Özellikle iş çıkışlarında yürünecek yer olmuyor festivalimizde. Daha bugün yeni geziyorum burayı ama çok beğendim. Çok kapsamlı olmuş yani. Bir gelen müşteri diğer gün tekrar gelmek istiyor. İş dönüşü uğradım, merak ettim ama açık alanda bu şekilde olması beni mutlu etti. Keçiören Kalaba Meydanı'ndaki Moda ve Lezzet Festivali Ankaralılardan tam not aldı. Evet, çok güzel geçiyor. Özellikle akşamları çok çok kalabalık oluyor. Eğlencelerimiz var, eğlence zamanı da çok güzel oluyor. Güzel ürünler var, evet güzel. Güzel kurulmuş. Biz böyle bir yaz şenliği, eğlence karnavalı gibi hayal etmiştik. Tam istediğimiz gibi özellikle akşam saatlerinde inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Çok memnunuz, çok
beklentimizi karşıladı. Lezzetli yemeklerin yanı sıra kıyafet, ayakkabı, takı, hediyelik eşyalar, hatta seramik ürünlerle geniş bir yelpazede hizmet veren festivalde ürünlere rağbet vardı. Cevizli sucuk aldık. Çok güzel. Online satışımız atıyorum şu elbisede 1450 liraysa burada 1100 lira. Güzel, kalabalık ve fiyatlar uygun. Kuzenime bir eşofman takımı aldık. Bakalım daha dolaşıyoruz. Festivale yoğun ilgi gösteren Ankaralılar stand açan esnafı da memnun etti. Standlarda daha çok kadın girişimcilerin olması da dikkat çekti. En çok Hatay seramik ürünleri gidiyor. Zeytin ağacı, Hatay temalı köşemiz şurası. Onlar daha çok gidiyor. Satışlarımız çok güzel. Bugün ikinci olmasına rağmen ben memnunum. Sıcak olmasına da rağmen müşterilerimiz güzel. Gelen müşterilerimiz alıyor. Bizim zaten önceliğimiz kadın girişimcileri ön plana çıkartmak ve yıllardır yaptığımız etkinlikte standlarımızın %100'ü kadın girişimcilerden oluşuyor. Mesela bir eşarpla, bir çantayla başlayıp üretime geçen, sonra ihracata başlayan birçok kadın girişimcimiz mevcut. Festival kapsamında gerçekleştirilen akşam eğlencesi programları yoğun ilgi gördü. İnanılmaz yoğun bir ilgi var. Özellikle sıra gecesinde akşam eğlencelerimizde çok fazla bir ilgi var. Her akşam bir etkinliğimiz var. 2 gün sıra gecesi, 2 gün canlı müzik olmak üzere her gün bir etkinliğimiz mevcut. Festivalde çocuklar da keyifli saatler geçirdi.